Herkese merhaba, ben Emre İlhan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine fındık bahçesindeyiz. Benim genelde deneyim yaptığım bahçem burası. Ve size daha öncesinde sürekli gösterdiğim bir ocağım vardı. Onun başına geldik. Şöyle neler olmuş, neler bitmiş hep birlikte görelim istedim. Şurada görmüş olduğunuz gibi geçen sene budama yapmışım arkadaşlar burada veya önceki sene artık bilemeyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi doğru bir budama yapmışım ve şuradan bir sürgün bırakmışım ve hemen ucundan da bir sürgün çıkmış. Görüyorsunuz. Şöyle. Buradan da bir tepe vurumu yapmışım arkadaşlar. Yaklaşık 1, 2, 3 karışlık bir sürgün daha atmış. Burada da yine bir budama yapmışım arkadaşlar. Tepe vurumu yapmışım. 1, 2, 3, 4 karışlık bir yine bir boy atmış arkadaşlar. Sürekli görüyorsunuz yan dallar o kadar çok fazla ki bizim bu dalımız geçen sene hiç fındık vermediydi. Hiç. Yani hatta bir iki tane mi ne vermişti. Şuradan bir kesmişim buraya doğru atmış. Şuradan bir kesmişim şöyle bir atmış. Gerçekten dalımızda muazzam bir gelişme söz konusu. Bakın biz burada göstermiştim. Belki önceki videolarımı izleyenler vardır. Burada bayağı yoğun bir fındık toplamıştık. Ve şu an görüyorsunuz yaprak bile yok üzerinde. Ama şu sürgünü görüyorsunuz. Bakın. Yine tepe vurumu yapmışız. Yine şöyle yukarıya doğru atmış. Dalımız kalınlaşmış. Ve yine burada da yine bu şekilde bir tepe vurumu yapmışız. Ve güzel bir gelişme söz konusu. Bu dal buraya nereden gelmiş diye soracaksınız. Bu büyük bir ihtimalle bu senenin filizi. Bizim işçilerimiz filizleri alırken maalesef onu bırakmışlar. Onun kesilmesi gerekiyor. Çünkü gerek yok öyle bir filize. Ve şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Sürgün atımlarını gayet de güzel. Ama birazcık külleme rahatsızlığımız oldu bu sene. Önümüzdeki sene mutlaka ve mutlaka külleme ile alakalı uygulamamızı es geçmeyeceğiz. Dallarımızda yoğun bir püskül söz konusu. Bu herhalde her yerde gördüğümüz bir şey. Herkes bu püskülleri paylaşıyor. Püskül yoğunluğundan bahsediyor. O kadar bir tişört giymişim ki eşim de aradı beni düzeltiyor. Bakın şurada da yine bir tepe vurumu yapmışız. Ve buralardan sürgünler atmış. Gayet güzel. Esas öteki tarafa gidelim. Artık önümüz budama arkadaşlar. Artık budama işleriyle uğraşacağız. Budama işlemlerini yapacağız. Önümüzdeki haftalarda inşallah başlayacağız. Allah nasip ederse. Bu bahçemde çok fazla uygulama yapmayı düşünmüyorum. Onun da sebebini söyleyeyim. Çünkü yukarıki bahçem gerçekten içine girilmeyecek gibi bir durumda. O yüzden de burada çok fazla vakit geçirmeyi düşünmüyorum. Önümüzdeki haftalarda hep beraber yukarıda olacağız. Arkadaşlar biz buralarda uygulamalar yaptık. Tepe vurumları yaptık. Ufak tefek böyle sürgün atımları olmuş. Bunların güzelce kök kesimlerini de yapmıştık. Burası böyle tam böyle istediğimiz seviyede diyebiliriz. Dalları da güzel bir şekilde azaltmıştım burada. Bayağı iş yapmıştım. Evet. Şuradan bir kesim yapmışım. Tabii burada yine kesilmesi gereken dallar var. Ama bu sene itibariyle buraya el atmayı düşünmüyorum. Güzel bir püsküllenme söz konusu.
Görüyorsunuz. Bu sene bu bölgeden hiç fındık alamadık. Yani hiç. Yani bir dalda bir veya iki tane vardı. Önümüzdeki sene itibariyle inşallah buradan güzel verimler elde ederiz diye düşünüyorum. Bakıyoruz hemen şöyle. Gayet güzel. Buraya hasat sonu uygulaması yaptık. Yaprak gübresi uygulamamızı yaptık. Bir önceki videomda size neler kullandığımı göstermiştim. Bakıyorum. Gerçekten muazzam püsküller söz konusu. Gerçekten mükemmel. Bu bahçede yapmamız gereken esas önemli şeylerden bir tanesi de bu aralara patlatma çekmek. Çünkü birazcık düzlüğe geliyor. Burada patlatma çekebilirsek burada su durmayı birazcık daha engelleriz. Ve haliyle de burada dalların gelişmesi birazcık daha iyi olur. Böyle birazcık daha yukarı çıktığımız zaman fındık dallarımız daha kalınlaşıyor. Buralarda birazcık düzlük söz konusu. İnşallah da maddi gücümüz yeterse yapmayı planlıyoruz. Ve kış geldi. Yani kış geliyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. Yani ne olduğuna anlam veremedim. İki seçenek var. İki seçenekten biri. Ya domuz ya karaca. İkisinden biri buralardan geçmiş arkadaşlar. Yukarıki bahçeye gidersen mutlaka bir ocağın dibini kazdığına şahit olabilirim. Geçen hafta gübre atarken, yaprak gübresi uygulaması yaparken acayip derisinde domuzlar kazmış. Herkes bu bahçemin çok güzel olduğunu söylüyor. Evet, gerçekten çok güzel ama inşallah verimi de o şekilde artış sağlarsa mutlu olacağız gerçekten. Daha dalların kalınlaşması lazım. Bayağı işimiz var burada. Hava o kadar sıcak ki. Felaket. Yani Ekim'in 20.000'deyiz. Bakın şu ayak izlerini görüyor musunuz? Bu ya domuz mu diyeceğim? Ya inek değildir zannetmiyorum yani. Bak şurada da var. Şurada da var. Şurada aşağıda yoğun bir şekilde var. Büyük bir ihtimalle Mısır'a girmiş olabilirler. Yani şu kapı da kapalı. Ya yani buraya girse domuz girer herhalde. Başka bir hayvan gireceğini sanmıyorum. Oralar hep tel örgülüyle kapalı. E bu da kapalı. Ama şey de olabilir yani. Karaca da olabilir. Onlar buralardan zıplayabiliyor. Şöyle tüy izi falan var mı diye bakıyorum ama yok. Büyük bir ihtimalle zaten şu aşağıdan girmişler. Buralar da kapalı ama anlamadım. Yani garip bir şey söz konusu. Döndüm kıbleye doğru, açtım ellerimi, yalvardım Allah'ım. Ah. Burada görmüştük değil mi siz biz az önce? Bakın şurada toynak izleri var. Yani bu hayvan nedir? Hiç bilemiyorum. Bak şurada da var. Şurada yoğun bir şekilde. İrili ufaklı. Yani bir kere zaten büyükbaş bir hayvan değil bu. Yani karaca da olabilir. Domuz da olabilir artık. Yani bu nereden gelmiş? Burada yoğunluk var kesin de geldiği yeri tespit edemiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte daha önceki senelerde budama yapmış olduğum, sürekli paylaşımları yapmış olduğum bahçemi dolaştık. Bugün günlerden Ekim'in 21'i arkadaşlar.
Bahçemizde neler yapmışız, neler gelişmiş onları gözlemledik. Bu sene burada budama yapmayacağız. Budama yapacağımız bahçemiz size daha sonrasında göstermiş olduğum, üfleme ile toplamış olduğum büyük bahçemde. Orada inanılmaz bir revizyona gideceğim. Ocak kaldıracağım, sıra kaldıracağım. Artık ne gerekiyorsa yapacağım. Bu sene orada büyük bir çalışmamız olacak. Çünkü artık dallar o kadar iç içe geçmiş durumda ki artık fındık toplamakta gerçekten zorlanıyoruz. Aralara girmekte zorlanıyoruz. O yüzden de revizyonumuz artık şart oldu. Eşimle birlikte yukarı çıkmayı planlıyorduk ama o birazcık yorulduğunu söyledi. Artık dedi geri dönelim. Biz de artık geri dönmeye karar verdik. Arkadaşlar tişörtüm de çok şey değil, müsait değil. Ya inanılmaz derecesinde kilo da aldım. Artık diyete de başladık. Sigarayı da bıraktık. Aslında sigarayı ben bırakıyorum, başlıyorum, bırakıyorum, başlıyorum ama artık bu sefer tamamen bıraktık diyelim. 20 gün oldu. Artık içmeyi de düşünmüyorum. Ve diyete de başladım bu hafta itibariyle. Bana dua edin. İnanılmaz derecesinde kilo almışım. Eski halime geri dönmek istiyorum. Çünkü kilolu olmak, sigara içiyor olmak gerçekten enerjimi inanılmaz derecesinde düşürüyordu ve yapacağım işten geri kalıyordum. İnşallah bunların hepsini birlikte aşacağız. İnşallah bu göbeğimden kurtulduğumu da göreceksiniz. Neyse arkadaşlar, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.